Zamlar gelmeye devam ediyor abi. Yakıt motorun 32 liraydı. Şu an 35 lira oldu. Sorma, herkes perişan. Biz de altında eziliyoruz yani. Ama daha da gelecek gibi duruyor. Peki böyle gelmeye devam ederse halkın tepkisi ne olacak abi? Çok tepki vereceklerini zannetmiyorum abi. Genel olarak böyle bir sanki anarşist oluruz kaygısıyla tepkisizlik var gibi. Bizim şeyimizde yok gibi yani o. Olması gereken bir şey. Yani bir devrim uğruyla yani biz bunun altından kalkamıyoruz. Ses çıkarmamaya devam ederlerse bu düzen böyle gider diyorsun. Maalesef öyle zaten. Hani aksini gösteren bir durum yok. Biz şimdi siyaset yapmıyoruz, örnek veriyorum, biz halkız. Bizim yerimize işte partiler var, partizanlar var. Onların yapması gerekiyor ama onlara bakıyoruz, oy verdiğimiz adamlar. Onlar da bu duruşu sergilemiyor. Yani tek başına şimdi ben bunun altında eziliyorum. Yarım depo benzin aldım 1600 lira para verip. İşte bundan işte bir ay önce aldığım full depo benzin 1400 liraydı. Bana dokunuyor. İşte birilerini seçmişiz oraya gitsin bunların karşısında dursun diye. Adamlara bakıyorum bizden daha tepkisiz. Çare bulması gerekiyor. Yani ya onlar bulmazsa belki bir gün biz buluruz ama bilmiyorum artık o çıldırma noktasında mı olur, nerede olur bilmiyorum. Yani. Abinin birine de sordum. Aynı bu konu hakkında şu tepkiyi verdi. Madem kendimizi yöneteceğiz, neden hükümet var? Ya o bir artık felsefe olur. Geçmişe dönük bir şey diyemem. Yani bugünün sisteminde normalde bir siyasi parti kanunu var, yasası var, bilmem nesi var. Bakıyorsun adamlar kendi kendilerini seçiyor. Kendileri top oynuyor, top koşturuyor. Arada bir bizi gaza getiriyorlar, ne olacak, biz bir şey düzeltir miyiz diye. Biz de heyecanlanıyoruzdur, biz de elimizi taşın altına koyalım, gayret edelim, bilmem ne diyorsun. Sonuçta bakıyorsun, hiçbir şey yok. Adamlar gitmişler meclise, el ele kol kola beraber geziyorlar. Yani bir şeyi değiştirme gayesi sanki bizde var ama onlarda yok. Onlar zaten diyelim 50, 100, 200 maaşını alıyor. Beslendiği kaynaklar var, devam ediyor. Izdırabı biz çekiyoruz yani. Asgari ücretin ne kadar olması gerekiyor abi halkın rahat bir yaşam sürebilmesi için? Abi asgari ücretin ne olduğunun hiçbir önemi yok ki yani. Şimdi asgari ücret diyelim 8'de 11 yaptılar. Daha maaşı almadan herkes o farkı ödedi. Benzinle ödedi, kirayla ödedi. Yani şurada bu Bakırköy'de kiralar 12 bin, 15 bin, 20 bin, 30 bin. Kim ödeyebilir ya? Hakim olsan alacağın 40-50 bin lira maaş, gelip 25 bin lira maaş versen ne olur? Ben 19 bin lira, 16 bin lira kira veriyorum çıksın diye bizim ev sahibi gözümüzün içine bakıyor. Keşke çıksa da biz 30 bin liraya versek diye. Ben şimdi pandemiden beri daha az kazanıyorum. Son 3 senedir benim gelirim düşmüş ama harcadığım her şey daha pahalı. Kiram daha pahalı, giderlerim daha pahalı. Ama gelir, para kazanamıyoruz ki zaten bu sistemde kolay kolay. Zor. Kaşıkla geliyor, kepçeyle gidiyor. Maalesef sürekli gidiyor, daha da gidiyor. Almadığımız şeyin arkasından bakıyoruz. Şurada daireler 2 milyondu, oldu 8 milyon, 10 milyon lira, tüh alsaydık diyoruz. Araba 300'de oldu, 1 milyon 200 bin lira, tüh alsaydık diyoruz. Elimizdeki mal 10 liraydı, 15 lira olunca vay sattık, ne güzel ettik diyoruz. Şimdi 25 liraya yerine koyamıyoruz. Ne ticaret yapılıyor, ne hayat sürülüyor bilmiyorum yani. Sığınmacılar hakkında ne düşünüyorsun abi? Allah Allah selamet versin abi. Yani gitmeleri lazım ki, yani hem sığınmacının gitmesi lazım, hem şu memlekette yaşayan emeklinin ya da iş sahibi olmayan adamların gitmesi lazım ki buradaki popülasyon azalsın. En azından millet ev bulsun, kirası düşsün veya bilmem ne olsun, iş bulsun diye. Yani bir tarafından da başka bir şey söyleyeyim. Ben tekstil işi yapıyorum. Biz Türk çalıştıramıyoruz. Şimdi işimiz ağır mesela. Taşıma var, ne bileyim kısmi amelilik tarafı var. Eskiden tabiri caizse hani doğulular bu işi daha rahat yapardı. Gelirdi buraya bir aile, işte bir evin içinde 10-15 kişi çalışırdı. Ağır işleri yaparlardı. Şimdi bu işi Suriyeliler, Afganlar vesaireler yapıyor. Örnek veriyorum 10 bin liraya yapıyor. Şimdi biz hepimiz çocuk yetiştiriyoruz. Özel okula gönderiyoruz. Bilmem ne yapıyoruz. İşletme okutuyoruz. Ne mavi yakalı adam oluyor, ne beyaz yakalı adam oluyor. Sonra çocuk diyor ki ben masa başı iş istiyorum. Daha rahat bir işim olması lazım. Şimdi ağır işi yapan adam onlar. Onlar gidince eleman alıyorsun diyelim 15 bin liraya. Adam geliyor orada 10 dakika bir tempoyu görüyor. Diyor ki kapıda bir sigara içeyim diyor. Ondan sonra 15 dakika sonra bakıyorsun bizimki de yok. Yani hani iki ucu şey. Hani diyor bazısı eleman bulamıyoruz. O da doğru. Düzelir mi abi sence bu ekonomi? Abi daha da kötüsünü bekliyoruz. Biz kendimizi artık psikolojik olarak hazırlamışız. Yani gidişat şey yapmıyor. Yani daha iyi olacak diye göstermiyor. Çünkü üretim yok. Biz üretim yapıyoruz. Örnek veriyorum. Ben tekstil şeyi imalatçısıyım. Aynı zamanda tontçısıyım. Yurt dışında mağazam var. Burada daha önce 40 liraya diyelim döviz bazında ürettiğim şeyi şimdi 60 dolara üretiyorum. Ama yurt dışında böyle bir enflasyon yok. Adamlar Çin'den, Özbekistan'dan, başka yerden aynı fiyata mal bulduğu için artık Türk malı almıyorlar. Üretim yapamıyorsun.
Çünkü ihracata uymuyor. Farkındaysan araba sırası, motor sırası her şeyde bir sıra var. İnsanlar ithal mala talep gösteriyor enflasyonun altında ezilmemek için. Yarın bugün bu fabrikalar bu maaşları ödeyemediği zaman, bunlar da işsiz kaldığı zaman Allah muhafaza daha büyük kriz gelir yani. Hani daha iyisini ben çok görmüyorum. Herkes günü kurtarma telaşında. Daha kötüsünü kendimize hazırlamalıyız diyorsun abi. Yani öyle bir tellallık yapmayalım ama iyi bir şey gözükmüyor yani. Hani ben üreticiyim, beni destekle desem, birisi de çıkıyor orada diyor vay şerefsiz diyor, zamanında kazandığından yesin. Yok bilmem ne yapsın. Şimdi ben sana diyemem ki sen bugün 10 liraya, geçen ay 10 liraya çalıştın. Ya tamam bu ayda 5 liraya çalış. Yapar mısın öyle bir şey? Yapmazsın. Yani. Geçmiş geçmişte kaldı. Şimdi geleceğe yaşayacaksak göreceğiz. Çok teşekkür ediyorum abi güzel yorumların için. Çok sağ ol. Ne düşünüyorsun? Hiçbir şey düşünmüyoruz artık. Hak ettik biz bunu. Hak ne olacak böyle? Yaşanmayacak. Başka ülkelere artık tercih yazacağız üniversiteye. Yapacak gidebilecek şey. Miyiz? Gidebileceğiz artık. Yani onu düşünüyoruz da, dolardaki zamlar, eurodaki yükseliş falan vesaire. Durumu olmayan gidemeyecek, durumu olan gidecek, kendini kurtaracak. Halkımız perişan halde şu an görüyorsunuz yani, hiçbir şey alamıyoruz. Ekmek 7,5 TL olmuş. Daha söylenecek hiçbir söz yok. 10 lira olsun, 20 lira olsun diyorlar. Olsun, hak ediyoruz biz aslında. Biz her şeyi hak ediyoruz. Verdiğimiz oyları hak ediyoruz. Hak ediyoruz. Nereye abi? Çünkü... Oy verdin mi abla sen? Ben vermem. Başımızdaki devlet böyle yaptığı için. Emekli miyiz? Değilim ben. Benim şu an devletten maaş alıyorum öyle. Yoksul maaşı. Yeterli mi miktar? Çocuklarımız zor. 2000 lira. 4 seneden beri 2000 lira. Yiyecek ekmek zor buluyoruz. Allah razı olsun kızımdan. Peki bu gençler Avrupa'ya neden gitmek istiyor abla? Çünkü Avrupa'da daha çok iş imkanı var olduğu için. Burada iş imkanı yok. Peki şöyle bir soru sorayım. Şimdiki nesil açlıktan geberebilir. Senin zamanında böyle miydi abi? Değildi. Bir baba bir çocuğu, bir altı çocuğu büyütemiyor muydu? Büyütüyordu. Şimdi diyorlar ki öyle bir şey yok, siz yalan söylüyorsunuz. O zaman hayır, bulgur var, yiyorlardı. Vardı, çok güzel yani. Şimdiki nesil bile biraz yüksek açtığı için bu şekilde hareket ediyor. Gençler, ama gençlerimiz de hak ediyor lüksü. Kafelere gitmek istiyorlar, çay kahve içmek istiyorlar. Hakları değil mi? Evet, haklılar. Çok pahalı yaptılar her şeyi. Son model telefonu kullanmak hakkı değil mi? Haklı ama ayağını yorganına göre uzatmaları lazım. Şu anda bir kahveden lüks diye bahsediyorlar. O zaman evlenmek imkansız. Evlenmeyi boşver, ev almak imkansız artık. Yani evlenirsen kirası ayrı dert, geçim evet, ayrı dert. Evet, aynen. Yok düğünüdür, derneğidir, bilmem nedir, aynen öyle. Peki abla, burada bir yetkiliye sesleniyor olabilseydin, evet, neyi değiştirmesini isterdin? Ben neyi mi? Pahalılığı değiştirmesi, bir de gençlerimizin önünü açmasını isterdim. Her konuda. Bu ekonomi düzelir mi? Biraz zor. Zor değil mi? Evet. Çok... Siz nasıl düşünüyorsunuz? Ben de öyle düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Zamlar maalesef yükseldi bayağı. Sıkıntılı bir durum. Yani nasıl olacak, ne çözülecek bilmiyorum. Ama çözülmesi gerek. Ama belki çözülebilir. Peki sığınmacılar hakkında ne düşünüyorsun? Sığınmacıları ben sevmiyorum ya, ama hepsinin gitmesini de istiyorum bu arada. Ama gitgide daha da küreselleşmeye başlıyoruz. Farklı farklı ırklar olsun, Türk kızları olsun, Afrikalılarla bir anda evlenmesi olsun. Hepsi yani Twitter'da hepsi gündem olmaya başladı zaten. Garip yani. Yani milletimiz zaten bundan birkaç yıl sonra buna asimile olacak, alışacak. Yani ben bu durumun düzeleceğini düşünmüyorum. Farklı farklı milletlerden hepsi daha Türkiye'ye gelir. İstanbul hatta küreselleşir. Belki daha da farklı şeyler olabilir. Mesela yakın zamanda şey olmuştu. İşte konut satışlarını kapattılar. Mesela belki bundan birkaç yıl sonra belki vizeyle giriş yapabileceksin. Hiç belli olmaz. Hayat zaten gitgide pahalılaşıyor. Bir de artı İstanbul da pahalı bir şehir. Ve Türkiye'nin gözbebeği. Yani olabilir. Yani böyle bir pahalı şehir daha. Böyle bir pahalı şehir. Yani İstanbul'da, yani şey, Türkiye'de tek İstanbul var. Ve zaten çoğu yurt dışındaki zenginlerin hepsinin gözü de burada. Ki biz de zaten veriyoruz. Sıkıntı yok. Evet, Antalya'da, İzmir'de tatillerini yapıyorlar. Biraz da gelip burada dinleniyorlar. Sonra ülkelerine dönüyorlar. Aynen aynen. Benim cebimde baksan 300-500 lira para vardır ama ben tatil yapamıyorum yani. Ülkemde 3. sınıf vatandaşıyım. Belki bunu konuştum diye içeri de alacaklar ama bilmiyorum. Birkaç video öncesinde... Yok. Ben normalde çok röportajı çıkan bir insanım zaten. Birkaç kere övdüm, birkaç kere de gömeyim. Bir şey olmaz yani. Arada ortam nötrleşir o. Hiçbir sıkıntı olmaz. Ama bilmiyorum ya. Ya bizim bir kere millette şey yok ya. Hani kafa yok. Ne kadar? Balık hafıza. Ne yaşarsan unutuyorsun. Gelsin. Aynen. Unutuyor. Ne yaşarsan yaşa yani unutuyorsun. Geçmişine hiç kimse bakmadı ki. Geçmişine bakıp ders alsa zaten bu konuda olmazdık. Geçmişte daha kötüydük, şu an daha iyi diyenler var. Ya daha çok para var ama hiçbiri kullanamıyorsun. Çok deli gibi para var. Ama kullanamadıktan sonra ne işe yarar? Deli gibi paralar dönüyor ama bizim haberimiz yok. Ya haberimiz var da sesini çıkartamıyorsun ki abi. Çıkarsan da ne olacak yani? En kötü içeri götür. Alırlar. Ama bilmiyorum. Tayyip dedemi ben birazcık seviyorum. Ama ideolojisini sevmiyorum, düşünce tarzını. Ama başarılı bir insan.
Ya bu kadar coin'i bir arada tutması yetenek. Ben olsam yapamazdım. Dayanamazdım. Bir anda alıp giderdim başım ama yapacak bir şey yok. Ya bir kere dediğim gibi bizim millet balık hafızalı. Geçmişte o kadar sorun yaşamışsın. Ayakkabı kutularından şey gitmiş işte, bir tane daha konu var, onu söyleyemiyorum. Söylersem sıkıntı olur. Çünkü daha önceden yaşamıştım. Unutuyor abi bizim millet. Unutmaması lazım. Toplum ahlakı zaten bozulmuş. Millet insan ilişkisini TikTok'taki motivasyon sayfalarından öğreniyor ya. Sen ahlakını nasıl Instagram sayfasından öğrenebilirsin? Bu millete gideceksin, parasını mı soracaksın? Nereye harcıyorsun, nereye şey yapıyorsun diye. Garip yani. Sağlıklı beslenmiyor zaten insanlar. O yüzden bu durum hiç düzelmez. Peki, çok teşekkür ediyorum yorumların için. Çok sağ ol. Kolay gelsin.